Kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik. Aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktınız. Bakınız o gece FETÖ'cü hainler sadece bizi ve aile efradımızı hedef almadı. O gece sadece AK Parti ve hükümetimiz hedef alınmadı. O gece sadece devletimizin güvenlik birimleri, TRT, TürkSat, basın yayın kuruluşlarımız hedef alınmadı. 15 Temmuz gecesi topyekün Türkiye'miz hedef alındı. Bekamız hedef alındı. Bizi asırlardır ayakta tutan kardeşliğimiz hedef alındı. 1071'den bu yana gelen millet ve devlet varlığı çökertilmek istendi. Hedef şahsımızla ve ailemizle birlikte tüm milletimizdi. 85 milyonun bütün fertleriydi. Taşeron olarak kullandıkları FETÖ'cüler eliyle Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmeyi, milletin iradesine zincir vurmayı amaçlıyorlardı. FETÖ'yü sureti aktan göstererek 40 yıl boyunca bunun için beslediler, büyüttüler, bunun için himaye ettiler, yurt dışında önünü açtılar. 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğumuz klasörler dolusu deliğe rağmen darbecileri ve elebaşlarını bunun için ısrarla desteklemeyi sürdürdüler. Çatışma, zulüm ve kıtlıktan kaçan mazlumlara bir lokma ekmeği dahi çok görürken FETÖ'cü hainleri bunun için bağırlarına bastılar. Türkiye'de darbeye karışmış, insanımızın kanını dökmüş, millete kurşun sıkmış teröristler, bize sürekli demokrasi dersi veren Batı başkentlerinde işte bunun için ellerini kollarını sallayarak serbestçe gezebiliyorlar. İşte bunun için bizler de Cumhur İttifakı ile birlikte önemli adımı attık ve gerekli tedbirlerimizi oluşturduk. Darbecilere kol kanat germeyi, bize hukuk ve adalet diyerek yutturmaya çalışıyorlar. Oysa ellerinde masum kanı olan FETÖ'cülere gösterilen müsamahanın ne hukukla ne demokrasiyle ilgisi vardır. FETÖ'ye arka çıkılmasının tek sebebi 15 Temmuz gecesi kullandıkları bu piyonu Türkiye'ye karşı projelerinde yeniden önümüze sürmektir. Şunun da çok net bilinmesini isterim. 1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa aynı üst akıl 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği esasında bizim One Minute çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasına sağladığı güçlü destek, küresel Siyonist lobi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti. Türkiye dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça bu odakların tedirginliği ayyuka çıktı. Önce 7 Şubat MİT krizi, ardından Gezi olaylarıyla iktidarımızı alaşağı etmeye kalktılar. Akabinde 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimiyle hükümetimize karşı hamle yaptılar. Yine bu arada farklı yöntemlerle rahatsızlıklarını ifşa ettiler. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar. Biz milletimizle sırt sırta vererek işte bu sinsi planları yırtıp attık. Gençlerimizin şu gerçeğini özellikle görmesini istiyorum.
Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. 15 Temmuz tüm zorluklara rağmen kazandığımız Kurtuluş Savaşımızdan sonra milletimizin son bir asırda yazdığı en büyük destandır. 15 Temmuz 10 yıllar boyunca gururla anlatılacak bir direniş olma yanında milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikayesidir. Tüm bunlarla birlikte 15 Temmuz ülkemiz, milletimiz ve demokrasimizin hakiki dostlarının ortaya çıktığı bir turnusol işlevi görmüştür. Gençler, lütfen bunları hafızanıza adeta nakşedin. Bakın o gece iş başa düşünce ellerinde bayraklarıyla sokaklara koşanların yanı sıra ikbal peşinde koşanları da gördük. O gece çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlarla birlikte tankların arasından sıvışıp kaçanları da gördük. O gece hangi siyasi partiden olursa olsun tek yürek, tek bilek olanlarla birlikte milletimizin ezeli kardeşliğini dinamitlemeye çalışanları da gördük. O gece sabaha kadar milletimizin zaferi için dua edenlerle beraber darbecilerin galip gelmesini dört gözle bekleyenleri de gördük.